Karşısında mazluma kanaat olman gerek. Zalimlerin karşısında mazluma kanaat olman gerek. Bir ümmet olursak İbrahim gibi yılmaz yıkılmaz hiçbir yürek. Bir ümmet olursak İbrahim gibi yılmaz yıkılmaz hiçbir yürek. Dünden yarına, güzel günlere birlikte yürümek, yürümek gerek. Buradan öteye, selam yurduna birlikte yürümek, yürümek, yürümek gerek. Amel ve sabırla zulmete onurla direnen gerek. İman, amel ve sabırla zulmete onurla direnen gerek. Kendinden önce kardeşim dersen Allah yolunda sevmek bu demek. Kendinden önce kardeşim dersen Allah yolunda sevmek bu demek. Dünden yarına, güzel günlere birlikte yürümek, yürümek gerek. Buradan öteye, selam yurduna birlikte yürümek, yürümek, yürümek gerek. İnsani Yardım Derneği olarak Gazze'de aylardır bombalar altında olan, açlık, yokluk ve susuzlukla yaşam mücadelesi veren mazlum ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize aralıksız günlük sıcak yemek ulaştırmaktan
gurur duyuyoruz. Yüreklerindeki cesaretle bir avuç toprağa sığmayan kardeşlerimizin, yürüdüğü yolda sırtını yaslayacak mücahit kardeşleri olmaya devam edeceğiz. Özgürlüğün gölgesinde yasak olmaz bizlere. Özgürlüğün gölgesinde yasak olmaz bizlere. Bizler eylem çınarıyız, toprak kardeştir bize. Bizler eylem çınarıyız, toprak kardeştir bize. Durduramaz hiçbir kimse, Allah yardımcı bize. Durduramaz hiçbir kimse, Allah yardımcı bize. Tutuşalım kol kolada, yürüyelim zafere. Tutuşalım kol kolada, yürüyelim zafere. Dağlar bize düz olur da denizlerse yol olur. Dağlar bize düz olur da denizlerse yol olur. Dünya bize karşı dursa sevdamız umman olur. Dünya bize karşı dursa sevdamız umman olur. Mazlumların duasıyla Allah bize yar olur. Mazlumların duasıyla Allah bize yar olur. Yolumuz hak yoludur, hey dönmek bize var olur. Yolumuz hak yoludur, hey dönmek bize var olur. Çağlara yürüyelim, aksancağı kalkan edip çağlara yürüyelim. Keskin olsun sansın sözün, şarkımız söyleyelim. Keskin olsun sansın sözün, şarkımız söyleyelim. Ümit besle yarınlara, aydınlığı görelim. Ümit besle yarınlara, aydınlığı. المال
يقينا من جلالك مستمد لنمكن الإنسان قلبا مطمئن يسعى ويجهر بالحياة وفي العلم. شكرا لمنظمة الرباط التركية لدعمنا. نشكر منظمة الرباط التركية. احنا من شمال غزة محاصرين، نشكر منظمة الرباط التركية لدعم المشروع التكية. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير ومزيدا من الدعم ان شاء الله. على دعم الأهل غزة. منظمة الرباط التركية على هذا الدعم. منظمة الرباط التركية تعاونكم معنا. يا من علي والمعتمد هب لي يقينا من جلالك مستمد لنمكن الإنسان قلبا مطمئن يسعى ويجهر بالحياة وفي العلم. أنا النازحة مي داود موسى الشجرة، نزحت من جزانة برشوان عند مستشفى ناصر بناء على أمر الاحتلال نقل المنطقة لمنطقة قتال، منطقة قتال أو منطقة عسكرية، فأقلناها فرحنا عند مستشفى ناصر. بعد هيك دخلوا منطقة المجابر منطقة مستشفى ناصر بالدبابات والطيارات فأقلتها، فرحت عند بيت أهلي في المعسكر بلوك جيم. بعد هيك الاحتلال أمرنا نخلي المنطقة اللي احنا فيها، فرحت على رفح، من ثم نزحت إلى منطقة غرب حمد، وهذه المنطقة آنية تفتقر الخدمات الصحية. وأنا لما سكنت هنا في المنطقة، منطقة عبارة عن صحراء، منطقة آنية فيش فيها خدمات صحية متوفرة. لما خشوا اليهود بالدبابات والكود كابتر كانت الطخ، من كتر الرعب أنا وقعت على إيدي وانكسرت، وقعدت 4 أيام إيدي مكسورة ما عرفتش كيف أجبرها، لأن مستشفى ناصر كانت متحاصرة.
فرحت على المستشفى في الدير، فجبصتها في الدير وجيت. فيش خدمات، حتى لما يعي ولادي بدهم دواء سخونه دواء حاجه، فيش ان اقدم لهم الخدمه الصحيه والرعايه الطبيه، لان المنطقه منطقه نائيه، يعني منطقه تفتقر لا في شيء مي ولا في معيش ولا في شيء. فلما اجت مركز الرباط الصحي قدمت لنا هاي الخدمات الحمد لله، وانا حامل بتابع في عندهم بشكل دوري، وبتابع في اولادي الحمد لله، وبقدموا لنا العلاج المناسب، والحمد لله يعني ربنا يعني خلاهم يجوا عنا، ويعني الله جزاهم الله كل خير ويرضى عليهم، وفروا لنا كل شيء، الأدوية بالمجان وكل شيء، ويعني وإيش ما فيه بيساعدونا وكل شيء، بيقدموا لنا الخدمات الطبية والمساعدات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يوسف هاشم الأغا من سكان خان يونس. طبعا في الأوضاع والحرب اللي صارت هذه نزحنا من خان يونس على منطقة رفح، فعدد السكان كتير، فنزحنا على خان يونس تاني على منطقة المواصي، ومنطقة المواصي نزحنا على منطقة هو السطر الغربي غرب أصداء. فاحنا سكننا في منطقة نائية ما فيش فيها خدمات طبية ولا أي من مكونات الحياة، اللي هي طبعا الخدمات الطبية، المياه، الصرف الصحي، يعني مكونات الحياة معدومة. فالحمد لله يعني تمرسنا هذه المعاناة والألم وصبرنا، والحمد لله يعني لما كان عندنا يعني شخص يعيا كنا نوديه على منطقة بعيدة في رفح أو في دير البلح أو في أقصى رفح اللي هو المستشفى الكويتي هذا، كنا نعاني من معاناة قلة المياه وقلة الشرب. فالحمد لله ربنا بعت لنا في مركز اللي هو الرباط الطبي بجهود الإخوة المحترمين، ربنا رزقنا في مركز اللي هو الرباط الطبي بخص من دكاترة وموظفين وعاملين، العلاج مجاني، يعني اشي محترم جدا، كفاءة طبية يعني قمة الاحترام. فالخدمات ببلاش، العلاج ببلاش، في كل حاجة، الكشفيات، الاشي محترم جدا. وهي قصة المياه هذه، مياه الشرب والمياه الغسيل هذه مش موجودة عندنا، فالحمد لله المركز الطبي هذا وفر لنا المياه اللي هي للغسيل، وإن شاء الله بتتوفر لنا المياه اللي هي للشرب، هذه محطة التحلية هذه، والحمد لله يعني موفقين الحين.
لله. طبعا انا نصار من خان يونس في السطر الغربي، يعني نزحنا بسبب الحرب الهالكة، نزحنا بيجي 7 مرات، رحنا عرفح البركسات ورحنا عند الطيارة بيجي 5 أماكن، ورجعنا عند ناصر واستقرنا على مواصل سطر خان يونس. وبداية نزوحنا صراحة ما كانش فيه ولا عيادة طبية ولا أي حاجة فيها خدمات للناس للنازحين، ولا حتى المياه ولا أي حاجة. بفضل الله بعد فترة وجيزة انوجدت عيادة الرباط الصحي، وفيها معظم الخدمات الصحية اللي الإنسان يحتاجها. واللي زادنا سرورا صراحة قصة موضوع عيادة الأسنان، يعني لأنه هذا مش بالسهل وشاقة في الحرب. فعيادة الأسنان صراحة يعني كان لها الوجود الكبير لتخفيف معاناة الناس بالنسبة لموضوع العلاجات وشغل الكامل. يعني ما شاء الله كل حاجة موجودة عندكم عند عيادة الرباط، كل حاجة علاجات عصب خلع كل حاجة متوفر بفضل الله عز وجل. ف يعني نشكر الله عز وجل أولا وآخرا، ومن ثم عيادة الرباط الصحي والعاملين والإدارة والناس يعني الداعمين لهذه العيادة. صراحة يعني هذا خفف من العبء علينا وعلى الناس، يعني خفف كتير يعني بفضل الله. يعني أنا بشوف من سيرة من الناس اللي يعني أجي باستمرار على العيادة هذه، علاجات دكتور عامل أي حاجة، يعني الحمد لله كل حاجة موجود. وعيادة الأسنان يعني هذه كوم لحال بفضل الله، لأنه الحين كل المواسم ما فيش فيه عيادات أسنان بفضل الله. يعني لما سمعنا خبر أن عيادة الرباط الصحي فتحت عيادة أسنان، يعني هذا كان خبر سعيد إلنا. فنشكر الله مرة ثانية أولا وآخرا، ومن ثم القائمين والداعمين لهذه العيادة، وبارك الله فيكم. نتمنى يعني دائما زي هيك أهل الفضل والخير يستمروا في المجهود هذا، لأنه هذا الإشي صراحة بيشيل عبء كبير علينا يعني كالنازحين ويعني الناس المرمية على المواصي. فالله يجزيكم الخير، يعني من يعني الأجر والإشي هذا في الحرب وفي فترة هذه العسيرة، هذا مضاعف وأفضل من الرخاء وما قبل الحرب. فالله يجزيكم الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نتواجد اليوم داخل مدرسة الرباط الابتدائية التي أصبحت معلم من معالم هذه المنطقة، مخيم المغازي، حيث ضمت أكثر من 250 طالب وطالبة في المراحل الابتدائية. هذه المدرسة اليوم تتفضل علينا منظمة الرباط التركية بتوزيع وجبات للطلاب وللكادر التعليمي والكادر الإداري لهذه المدرسة، ومشكورين. اليوم أدخل السرور والبهجة على قلوب هؤلاء الأطفال الذين جاءوا لتلقي التعليم أيضا بدعم منظمة الرباط التركية، واليوم يعني استحقوا هذه الوجبة ونالوا هذه الوجبة الغذائية التي أكلوا جزء منها في هذه المنطقة وفي هذه المدرسة، وجزء آخر أحب أن يشارك هذه الوجبة مع عائلته وسيغادر بهذه الوجبة يأكلها مع عائلته داخل المدرسة. شكراً لمنظمة الرباط التركية صاحبة اليد الأولى في الخير لقطاع غزة وسكان قطاع. Hakk'ın dergahında bir olmak için, mazlum insanlığa ser olmak için. Hakk'ın dergahında bir olmak için, mazlum insanlığa ser olmak için. Hazreti Rasul'e yar olmak için, düşman oyununu bozmamak dedi. Hazreti Rasul'e yar olmak için hep yeni destanlar yazma vaktiydi. Müzik
batılın tuzağı bende yıkılsın. Şu burçlara hak bayrağı dikilsin. Batılın tuzağı bende yıkılsın. Şu burçlara hak bayrağı dikilsin. Yürekler tutuşsun, yumruk sıkılsın. İfak yılanını ezme vaktidir. Yürekler tutuşsun, yumruk sıkılsın. Hep yeni destanlar yazma vaktidir. Bismillahirrahmanirrahim. 14 Temmuz 2024. Kahire'deyiz. Savaştan sonra Gazze'den Kahire'ye geçmek zorunda kalan yaralı ve kanser hastalığı gibi ağır hastalıklara sahip Gazze'li kardeşlerimizin burada çetin bir imtihanı var. Nakit, maddi sıkıntı çekiyorlar. Siz değerli bağışçılarımızın verdiği paraları, yardımları burada bugün 800 aileye inşallah dağıtacağız arkadaşlarımızla beraber. Allah hepinizin yaptığı ve bundan sonra da yapacağı yardımları şimdiden kabul etsin. Ümmetin izzetini kurtaran, şerefini kurtaran Gazze'nin direnişini inşallah zaferle neticelendirsin. Allah razı olsun. Gazze'li kardeşlerimize yardım dağıtmaya devam ediyoruz. 7 Ekim'den sonra Gazze'den Kahire'ye, Mısır'a geçen toplam Filistinli Gazze'li sayısı 115 bin civarındaymış. Bunun %90'ı 7 Ekim'den sonra geçmiş. Büyük çoğunluğu da hastalık ve yaralı olmaları sebebiyle buraya geçmişler. Ve onların refakatçileri, yanında onlara bakmakla ilgilenen insanlar, gülen insanlar. Allah razı olsun. Allah kabul etsin inşallah. Ebu Azer Bey, yanımızda şu an bir arkadaşımız var. Arkadaşımızın ismi nedir? Baha. Baha'nın bir hikayesi var herhalde. Baha'nın bir hikayesini şöyle kısaca senden dinleyebilir miyiz? Baha Gazze'den savaşta elinden yaralanmış, parmaklarının bir kısmını kaybetmiş. Bir önceki ziyaretinde arkadaşlarımızdan elini kullanabilmek için yardımcı olmalarını rica etmiş. Ribat olarak Allah razı olsun bağışçılarımızın yardımıyla arkadaşımıza bir el yaptırılmış. Şu anda yüzü gülüyor. Değil mi Baha? Bütün Konyalılara, Ribat ailesine teşekkür ediyorlar. Eyvallah. Rezan'la birlikteyiz. Rezan, Gazze'de bombalanan bir evden yaralı kurtulan bir bebeğimiz, bir çocuğumuz, bir evladımız. Onun hikayesini annesinden dinleteceğiz. Keyif kanel. Sayın Nüfuzcar Filbet'i ihna fi. Sağ olun Rezan, fi aynen şu cifinin yani aynı Selim'e yani. Bir gözünü kaybetmiş. Vücudunun da yarısı yanıkmış. الآن تتعالج؟ تتعالج عملنا عملية واحدة ولكن في مشاكل عندها بالشبكية والجفن عندها محتاج عملية تجميل وتجميل لرقبتها وفي عندها شظايا في كتفها وظهرها. Patlamadan kalan şarapnel parçaları hala vücudundaymış. Onların çıkarılması ve bir estetik tedavisi görmesi gerekiyor kızımızın. İnşallah bu noktada da bir çalışma olacak. اي طلب عندك اتمنى والله نسافر مع
مكان كويس تعالج علاج كويس. يعني هنا كيف معالجة؟ جيدة، ولكن أتمنى يعني ألاقي مكان يعملها عمليات أفضل من كده، يعني ترجع شكل عينها شكلا ونظرا ترجع كما كانت. يعني eski anne dönmesi için daha donanımlı, daha sağlıklı bir hastane görmesi gerekiyor Reza kızımızın. İnşallah bu konuda istişarelerimizi yapacağız. Bakalım ne kadar yardımcı olabiliriz bu kızımıza. İnşallah tekrar eski günlerine, mutlu haline döner diye ümit ediyoruz inşallah. Az önce de söyledik kıymetli kardeşlerimiz, yardımları dağıtırken hal ve hatırlarını soruyoruz. Yani yaşadıklarını anlattırıyoruz kardeşlerimize. Az önce gözlerinde gözyaşlarına hakim olamayan ablamız tüm ailesini kaybediyor. Çadırdan evlerine doğru işte Yahudiler gitti diye gittiği zaman evlerine bomba geliyor ve tüm ailesini kaybediyor. Yani gerçekten yaşanmış olan acılar az uz değil. Rabbim kardeşlerimize sabır versin. En kısa zamanda muzafferiyetler nasip eylesin. Kamil Akseki. Ben 1945 doğumluyum. Avrupa'da kaldım 20 yıl. Döndükten sonra burada esnaf olarak çalışmaya başladık. Biraderimiz vardı. Beraber uzun zaman çalıştık. Sonra emekli olduk. Ben artık o işi bıraktım. Burada Rıbat'ta aşevinde faaliyete başladık. Yemek servisini yaptık. Yani fakirlere bizim zamanımızda şimdiki gibi değildi tabii. Sefer tasları falan yoktu o zaman. Böyle kazanlara koyuyorduk. Bir arkadaşımız vardı. Beraber çıkıyorduk minibüsle. Sokakları dolanıyorduk. Adreslere veriyorduk. Şimdi bilgi işlemi falan da yoktu. 25 senedir bu işin içindeyiz. Rıbat'ın okulundan mezun olduk yani biz. Elhamdülillah Allah bir güç kuvvet veriyor ya, işte o şekilde gidiyoruz. Biz Mora'ya gittik. Orada bir yer aradık. Bir yurt veyahut da yetimhane gibi bir yer yaptıralım diye böyle bir şey tasarladık. Tekrar bir arkadaşla dedi ki ya ben de dedi buraya bir yetimhane yaptırayım dedi. Karapınarlı bir arkadaş. Biz Rıbat adına bir yurt yaptırdık. O arkadaşa da oraya bir yetimhane yaptırdık. O elhamdülillah faaliyet devam ediyor. Masrafını buradan karşılanıyor, devamlı gidiyor. Orada 48 tane falan yetim çocuğumuz var şimdi. Oradaki çocuklar tabii yetim, anası yok, babası yok. Çocuklar ayda bir evlerine gidiyorlar. Hani böyle bir çamaşırını şeyini falan desin. Çocuklar oradan evlerine gitmek istemiyor. Niye gitmiyorsunuz dedim. Eve gitsek diyor, biz yatacak yer yok diyor. Zaten dışarıda ormanın içinde yatıyoruz diyor. Yani bir bizim burası gibi yani oda değil yani. Kamıştan derlenmiş, dört direk dikilmiş, üstüne bir kamış örtmüşler. Evleri orası. Zaten diyor hepimiz diyor sığmayız diyor. Yani yatsak diyor. Kız kardeşim var diyor, bir oğlu var diyor. Oğlan neyse. Ayrı dışarıda yatıyor diyor. Onun için de eve gitmeye müsaade ederseniz burada kalayım, burada yatayım diyorlar. Eve bile gitmek istemiyorlar. Tabii yokluk var yani, sıkıntı var. O Mora'da bir yere gittik. Kanaldan böyle bir kayıkla gidiyoruz. Bir yoksul mahalle var dediler, oraya götürelim sizi. Kayığa bindik böyle gidiyoruz yani. Çok daracık da bir yer yani. 8-10 kilometre gitti kayıkla. Neyse kayıktan indik orada. Yardımda bulunmak için böyle bir sorduk, soruşturduk. Orada bir bayan geldi. Bayana sorduk, sen ne iş yapan? Ben dedi, hiçbir işim yok. Peki evin falan var mı? Yok dedi. Kanalın kenarına şöyle derme çatma bir yer yapmışlar. Orada kalıyor. Filipinler demiş ki, Müslümanlar demiş, toprağa ayak bastırmayacağız demiş. Kanalın boylarında kalıyorlar, balık tutuyorlar, bilmem geçimlerini öyle sağlıyor. Yani toprağa ayak bastırmayacağız deyince bunlar gitmişler, oralara böyle bir yerler yapmışlar.
O bayana sordum. Peki senin neyin var? Benim hiçbir şeyim yok falan. Peki sana dedim şu kanalın kenarında bir şey yapsak, ev yapsak olur mu dedim. Çok iyi olur dedi. Tabii tercüman vasıtasıyla. Tamam dedik. O zaman ne yapalım biz arkadaşlar konuştuk. Biz bu bayana bir $500 verelim dedik. Yeni sene geleceğiz. Burada bu evini göreceğiz seni dedik. Tamam dedi. Ertesi sene gittik. Ertesi sene gittik. Gene kayına vardık bakmaya. Kadın böyle öyle güzel yapmış. İçerisini bir süslemiş kadın bizi gelecek diye. Aynı bizim gelin odası gibi yapmış yani döşemeler filan. Biz varınca sevindim, mutluyor böyle. Çağırdı beni. Gel dedi bak, evi yaptım dedi. Kahve içeceğiz burada dedi. Evinde kahve içirdi yani bize. Hakikaten de güzel bir şey yapmış, içeriği süslemiş filan. Tek bir oda yani. İkiye iki. Bu kadar ya, iki metre iki metre yani. Küçük bir yer. Ama onlar için bir saray yani orası. Yok çünkü. Açıkta yatıyorlar. Bir kahve içtirdi. Neyse orada dedim ben bir namaz kılayım. Şurada dedim tamam dedi. Oradan döndük geldik. Kadın öyle bir sevindi ki. Tabii bu Filipinler. Mora'da olan bir hadise. Tanzanya'ya gittik. Tanzanya'da bir cami yaptıralım diye önceden sipariş vermiştik. Cami yapıldı. Haber verdiler bize. Açılışına gittik. Neyse toplandı orada cemaat aşağı yukarı Tanzanya merkeze 700 kilometre falan bir yer ama yol yok. Sabah namazında çıktık. İkindiye zor vardık yani öyle bir yer. Yol yok. Neyse caminin açılışını yaptık. Bu arada tabii oradaki Müslümanlar Hristiyanlarla karışık oturuyorlar. 3-5 ev orada, 3-5 ev orada. Köy yani bunlar parça parça ama karışık sanki bir aile gibi yani Hristiyan da belli değil, Müslüman da belli değil, öyle bir halleri var. Caminin açılışını yaparken tabii biz önceden yaptığımız programları ortaya koyduk. Dedik ki bak şurada bir yardım yapacağız, bu insanları buraya davet edin, gelsinler. Gelmişler. Onlara yardım yaptık. Nakdi yardım yaptık, gıda yardımı yaptık orada. Tam bu arada o gelen Hristiyanlar bakıyor nedir diyor bu ya bu durum ne diyor. Onlar da anlatıyor işte böyle böyle diyor. O arada biz onları seçmiyoruz. Onlara da veriyoruz yani. Onlara da nakdi yardım verdik, gıda yardımı da yaptık. O arada ya biz dediler hoca, arada tercümanımız var, hoca, oranın imamı. Bunlar dedi 25 tane kadın, 18 tane erkek dedi Müslüman olmak istiyorlar. Burada. İyi tamam dedik, caminin içine bunları saf yaptık. 25 tane kadın, erkekleri öne oturttuk. Bayanları arkaya oturttuk böyle. Önce dedik size bir isim verelim. Müslüman olmak istiyorlar. İsim verelim size. Önden başladık. Soruyoruz. Ne istedin? İsmin ne olsun? Hani bildikleri İbrahim, Yakup. Onu söylüyor biri. Peki biri diyor ben bilmem diyor. Tamam seninki de İsmail olsun. Veya Ali olsun. Biz de isim veriyoruz. Onlar isimlerini de koyduk ya. Hanımlara da soruyoruz. Onlar da diyor işte kimisi diyor Zeynep. Kimisi Fatıma, biz de Ayşe, Zeynep işte hepsine birer isim verdik. Ondan sonra hep beraber orada bir şehadet getirdik. Müslüman oldular elhamdülillah. Şimdi orada 300 Müslüman olmuş. Oradan irtibatımız var. Yani o şeyden bu tarafı diyor 300 tane Müslüman oldu burada diyor yani elhamdülillah. Yani yapılan bir hizmet hiç boş değil yani. Buradan Arakan kampına gittik. Bangal'da işte Arakan kampları var. Oranın durumu daha acı yani. O Arakanlı Müslümanları işte orada Budistler yaktılar, yıktılar, bu yana geçirdiler. Arada bir kanal var. Bangladeş'e sığındılar. Bangladeş kabul etmedi.
Hatta bizim buranın reisi cumhuru oraya ağırlığını koydu. Dedi ki sen o insanlar kurşunun altındalar. Onları bırak, sen masrafınız neyse biz karşılarız. Böyle bir teklifte bulundu. Oranın başbakanı da bir kadın, kabul etti. Bu bir dağ tahsis etmişler bunlara. Dağı. O dağa yerleştiler bunlar. O Arakan kampındaki Fokus Pazar diye bir yer var. Oraya da koymuyorlar. Şehir dışına da salmıyorlar. Yani o kampta onlar duruyor. Biz burada bambu evleri diye bir evler yaptık. Tabii gelenler, oradakiler ağaç, sefil bir tanesine sordum. Nasıl geçtin sen bura dedim. Arada bir nehir var. O nehri geçen bayağı rahat ediyor baratlarını. Ama nehri geçemeyen, nehirde boğulan da çok yani. Babasını şöyle bir omuzuna ağaç, iki tarafa iki sebet yapmış. Babasını bir sebete koymuş, annesini bir sebete koymuş. Çocuk buraya annesini babasını denirden böyle geçirmiş yani. Sebetle geçiyor yani. Bu tarafa bu şekilde geçiriyor. Tabii hiçbir şey yok. Tabii onlara bayağı nakdi yardım yaptık yani. 4-5 sefer gittik orada kaldık. Onların içinde evlenecekler vardı, evlendirdik onları. Götürdük gittik işte. Bizim bu Metin'in abisi vardı, İsmail'di, Allah rahmet eylesin. Onunla beraberdik orada. Gittik bir yerden. Neyse gelinlik, onların işte şeylerini görüyorsun televizyonlarda falan görüyor, kırmızı böyle allı gullu şeyler. Onlardan aldık, getirdik. Orada bir hafız çocuk varmış. Dedik sizi de burada evirelim. Onları orada evirdik. Yani oradaki olan şeyler çok yani acıklı durumlar oluyor. İnsan hakikaten çok duygulanıyor. Şimdi inşallah bir yere daha, bir Sri Lanka'ya daha bir yolculuğum olacak. Seyit Hoca'ya dedim bir sefer daha oraya bir yolculuk. Çünkü orada bir yarım işimiz kaldı. Bir Kur'an kursu yapmıştık. Bir katı yaptık. Üstüne bir kat daha çıkacak inşallah. Oraya bir sefer daha yapalım hocam dedim. Artık ben emekli olacağım dedim yani. O şekilde devam ediyoruz yani. Ya elhamdülillah yani oraya gittik mi böyle insan bir hafiflik oluyor yani. Hiç ben yorulma hissetmiyorum yani. Yorulma hissetmiyorum yani. Yani yaşıma göre elhamdülillah.